Merhabalar. Ülkemizde yapılacak olan 14 Mayıs'taki seçim hakkında öngörülerimi ve seçim sürecinden sonra ülkemiz içerisinde olabilecek durumları anlatacağım videoyu sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle 14 Mayıs gününün haritasına bakalım. 14 Mayıs gününün haritası yükselen burcu Yengeç, ay burcu Balık. Bunlar ne demektir? Biraz astrolojik bilgi vermek isterim sizlere. Yükselen yengeçte duygusal olarak hassasiyet içinde olabileceğimizi, ülkemizle ilgili, memleketimizle ilgili, topraklarımızla ilgili duygusal anlar, duygusal durumlar, ülkemizin durumunun ne şekilde ilerleyeceğini, nasıl bir yol izleyeceğini, bununla ilgili olabilecek değişikliklerin bizlerin hayatında değişebilecek durumlar, duygusal durumlar, tepkiler, gelecek düşüncelerimiz, geçmişle olan bağlantılarımız hepsini içermekte. Tabii seçim günü biraz duygusal tepkiler, savunma durumları, eylemsel hareketler, sözel hareketler görünüyor. Ayın Balık burcunda olması zaten kafalarımızda hepimizin bir bilinmezlik söz konusu. Nasıl olacak? Ne yapacağız? Ya da sonuç ne olacak diye düşünebiliriz. Fakat 14 Mayıs'ın seçim günü haritasının en önemli konumu Merkür. Merkür durağında, station dediğimiz konumda bulunuyor. Sizler Merkür'ün retro durumlarını duymuşsunuzdur. Durağın, station durumlarını da duyanlarınız vardır ama ben bununla ilgili de bir açıklama yapmak isterim. Net bir şekilde örnek vereceğim. Nasıl olduğunu anlayacaksınız. Trafik lambalarını biliriz değil mi? Yeşil, sarı ve kırmızı. Bir gezegen retroya girmeden önce bir yavaşlama durumuna geçer. Yavaşlar, 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 duraksama ve sonra retro harekete geçer. Daha sonra da retro hareketini gerçekleştirir. İleri harekete geçmeden önce gene yavaşlayarak hızını almasına yakın bir durumda gene durma, station dediğimiz noktada olur. Şimdi 14 Mayıs'taki bu station noktası, bu trafik lambalarındaki kırmızıdan sarıya geçiş zamanıdır. İkinci durak station alanıdır ki bu ikinci durak dediğimiz konu her zaman en önemli konumlardan biridir. Daha net size açıklarsam, ameliyat oldunuz, anestezi aldınız, sizi uyuşturdular da ve uyuttular. Uyandığınız zaman bir sersemlemiş durumda hissedersiniz kendinizi. Zaten 14 Mayıs'taki ay burcu da balıktır. Balık da bu anestezi durumlarını, uyuşukluk durumunu, dalgınlık durumlarını da gösterir. Bu şekilde baktığımız zaman o ameliyattan kalktığınız, o sersemlemiş haliniz, yönünüzü kendinize şaşırma durumunuz, uykudan uyanma durumunuz ve yaşadığınız belki o ameliyatın acısını duymama, çünkü bir uyuşturulma durumu olduğu için o acıyı hissetmeme durumunuzda olacaktır. Bu durumda hem Merkür'ün bu station yani durak hali, zaten adı üstünde duruyor, duraksama içinde olan hali ve Ay'ın Balık burcunda olan hali birbirleriyle etkileşerek hem düşünce yapımızı, muhakeme yapımızı, iletişim yapımızı hem de duygusal yapımızı biraz karışıklığa, karmaşaya, ikilemlere, kafa karışıklığına yöneltecektir. Belki de bazılarımız seçim günü pusulayı alana kadar hala ikilemlerde olabilir, kararsız kalabilir, emin olmayabilir. Bir yandan da seçim günü aldığınız pusulalara, özellikle pusulaların önündeki arkasındaki damgaların olup olmamasına, üzerinde leke olup olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü ay o gün balık burcunda. Dalgınlık, unutkanlık, Merkür, durakta, hata yapma durumları, kararsızlık durumları kesinlikle olacaktır. Çok önemli. Aldığınız pusulayı, mühürü bastınız, mühür dışarıda içe dönmeden zarfa koymalısınız. Eğer mühürü bastıktan sonra da iç içe kapatırsanız o oy geçersiz sayılacaktır. Bunları sizler zaten biliyorsunuz. Yıllardır seçime giren arkadaşlar, dostlar biliyorlar ama genç nesil için
tekrar etmek istedim ben bu konuyu. Bu çok önemlidir. Çünkü durakta olan Merkür'ün olduğu bu 14 Mayıs bir şeyin, bir durumun zor ilerlemesini, hata yapılanacağını ve zorlayıcı etki içinde bulunacağını ifade eder. Merkür'ün bu duraktan çıkma durumu 16 Mayıs'ta gözüküyor. Yani 14 Mayıs'la 16 Mayıs arası bu iki gün boyunca biz gerçekten hangi konuda nasıl bilgilerin ortaya çıkacağını, doğru olup olmadığını, yanlış mı, doğru mu arada kalacağımızı, sonucun belirsize doğru yöneleceğini gösteriyor. Zaten Merkür demek, iletişim demek, haber ağları demek, muhakeme yeteneği demek, akıl fikir yürütme demek. Gezegenin doğası bu şekilde. Ama durakta olması bu noktada bizlere o günde hem internet üzerinden, sosyal medya üzerinden, iletişim ağları üzerinden, station olan bu, durakta olan bu Merkür, hackerlık ve hackerlarla bağlantılı da olduğu için, sosyal medya ağlarında tıkanıklık, donukluk, hatların kesilmesi ya da sosyal medyanın dışında, televizyonda, haberlerde bazı bilgilerin yanlış aktarımı, yanlış bilgilerin verilmesi, sayıların ve rakamların karıştırılması gibi sonuçlarla 14-16 Mayıs arası bizleri şaşırtan bilgilerle sonuca ulaştıracaktır. Bunu söyleyebilirim. Bu neticeyle 14 Mayıs'taki seçim, Merkür durak dolayısıyla ikinci tura doğru yöneltecektir. İkinci tur 28 Mayıs'ta. Tam 2 hafta sonra. Bu 2 haftalık süreçte hem toplum olarak hem bireysel fikirlerimiz ve olan durumda, çıkabilecek durumda kendimizi aşırı tepkisel, aşırı dürtüsel, provokasyonlara uğrayabilecek, gelebilecek, tartışmalar, kavgalar içinde olabilecek durumlarla veya olayların içerisinde de karşılaşabiliriz. Bu çok önemli. Bu iki hafta çok çok önemli olacak. 28 Mayıs gününün haritasına baktığımızda da gene yükselen burada da Yengeç Burcu'nda bulunuyor. Ay Burcu Başak Burcu'nda. Merkür bu sefer retro ve station konumundan çıkıp ileri harekete geçiyor. Bu da Boğa Burcu'nda. Fakat Ay'ın Başak Burcu'nda bulunması ve Merkür'ün de Boğa Burcu'nda olması ve Başak ve Boğa arasında, yani Merkür'le Ay'ın haritaya baktığımızda tam partil dediğimiz, yani tam derecede bir üçgen açı, trine açı üzerinde bir konumda bulunuyor. Bu açının özelliği akışkan bir özelliktir. Fakat Merkür'ün özelliğini gözden kaçırmamalısınız. Merkür'ün mizacı, doğasını. Ne dedik? Burada Merkür hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, bilgileri yanlış şekilde aktarma ve Ay'ın Başak Burcu'nda bulunması 28 Mayıs'ta. Başak demek küçük hesaplar demektir arkadaşlar. Demek ki bunların bütününü birleştirdiğimizde şu sonuç çıkıyor ortaya. İkinci turda olacak seçimde detay detay, küçük küçük bütün oylar incelenecek. En ufacık bir hata, bir çarpı işareti, işte bastığınız mührün diğer kağıda geçmesi, itirazların ortaya çıkması didik didik edileceği için ve ne dedik? Burada rakamlar ve sayılarla bağlantılı o Merkür'ün kendi içindeki o dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtekarlık özelliği, Boğa ve Başak'taki bu partil açı üzerinden ortaya çıkacaktır. Sonuç 28 Mayıs'taki bu seçim sonucu ülkemiz haritasından da baktığımızda ülkemizin tam dip noktasındaki IC dediğimiz dip noktasındaki dereceyle de kavuşum içerisinde. Burası ülkenin, yani dördüncü evini gösteriyor. Burası ülkenin aslında muhalefet alanını ifade eder. Tam karşılığı da 10. ev iktidar alanını ifade eder. Hani Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı olarak da düşünebilirsiniz bunu. Evet, ikinci turdaki durumda seçimin sonuçları, aktarımları,
bu zarflara konulması, yanlış basılması, işaretlerin yanlış olması, sayımlarda, rakamlarda sürekli bir tekrar ettikten sonra, yani onu araştırdıktan sonra ortaya çıkan durum, muhalefetin hep bu konuda hesaplamalara, detaylı incelemelere daha fazla yöneleceğini gösteriyor. Lakin ikinci turdaki sonuçta gene aynı şekilde iktidardaki olan kişilerin devamı olarak ilerleyecektir. Çünkü haritalar bunu gösteriyor. Ben haritaların üzerinden yorum yapıyorum sizlere. Bir astrolog olarak bizler tarafsız yorum yaparız. Buradaki konu seçimin sonucu. Tabii ki de bazı kesimler için ittifaklara göre ya da işte parti mensupları ya da partiye gönül vermiş ya da ülkenin daha farklı yollara gitmesini isteyen herkes için, her kesim için mutluluk verici ya da hüzün verici durum olacaktır. Çünkü burada bizim ülkemizin haritasında biliyorsunuz ki Satürn ve Merkür terazi burcundadır, Mars terazi burcundadır, değil mi? Bunların çünkü terazi demek siyasetle bağlantılı, siyasetçilerle bağlantılı konuları ifade eder. Birleştirmeleri, ayrıştırmaları, köprü kurmaları bu konuları ifade eder. Bu noktada, bu etkilerde iki ayrı kutup ortaya çıkacaktır. İstenilen, beklenilen, gönülden geçen, akıldan geçen istekler ve düşünceler bu seçim sonucunda üzüntüye, sıkıntıya, eyvah ne olacak, nasıl bir yol izleyeceğiz diye düşünüyorsanız eğer, ben size şunu söylemek istiyorum. Biraz daha sabır gerektirecek durumlar var. Özellikle 2025 yılın ve yılından sonraki süreç ülkemiz adına çok daha güzel günlerin olabileceğini işaret ediyor. Lakin bu 14 Mayıs'taki seçimle başlayan adımlar ve bu adımların ilerleyişiyle giden 2024 yılı ve 2025 yılının ilk aylarına doğru olan güneş tutulmaları, ay tutulmaları ve bunların ülkemiz üzerindeki etkisi büyük değişimlerin olacağını gösteriyor. Seçimle beraber sizlere genel olarak astrolojik anlamda birkaç özelliği de anlatmak isterim. Çünkü bu yaz çok hareketli, çok karışık, bizi renkli günler bekliyor aslında. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ilk başlangıç Satürn balığın retroya girmesi, Venüs aslanın retroya girmesi, Jüpiter boğanın retroya girmesi. Bunlar, bu gezegenler ve burçlar retro hareketlerinde ülkemizin haritası üzerinden baktığımızda 11. evini, 2. evini, 10. evini ilk öncelik olarak etkiliyor. Bunlar ne demektir? Bunlardan bahsedeyim ben size. Satürn balık etkisi. Satürn balık kurallarla bağlantılı bir gezegendir. Kanunlar, kurallarla bağlantılı bir gezegendir ve toplumsal bir gezegendir. Çok önemlidir. 10. evde retro yapacak olması hükümetle bağlantılı, iktidarla bağlantılı, liderlerle bağlantılı, iktidardaki liderlerle, hükümetin başındaki liderler, kişilerle bağlantılı konularda bir tekrarda düşme durumu gösterir. Bir yandan da Haziran ayı içerisinde olan yeni ay ve dolunay 4 Haziran'daki yay dolunayı ve 18 Haziran'daki ikizler yeni ayı ülkemiz haritasındaki derecelerle, konumlarla etkileneceğe benziyor. Ki 18 Haziran'da da Satürn balık burcunda retro yapıyor. Bu şu demektir. Öncelikle ülkemiz içindeki siyasette olan kişilerin, liderlerin sağlık problemleri ve sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Bu çok önemli bir konudur. Liderler burada dikkatli olmalıdır. Ulusal kimliğimizle ilgili, ulusal itibarımızla ilgili ve hükümette ve seçim sonucunda olabilecek, başta olabilecek kişilerin sağlıklarıyla ilgili problemler yaşayabileceğini veya bununla ilgili bir geri çekilme durumu olabilir.
Ben ülke haritasının dışında da tabii siyasilerin de haritalarına baktığım için bu sağlık konusuyla ilgili özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ikisinin de haritasında sağlığıyla bağlantılı sıkıntıların ve problemlerin olabileceğini öngörüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Satürn Balık'tan sonra Venüs Aslan Burcu'nda da retroya girecek. Bu da 23 Temmuz'da 3 Eylül arası gerçekleşecek. İkinci evinde olacak ülkemizin. Burada da ülkenin hazinesi, serveti, bankalarla ilgili konular, finansal ve ekonomik konular, tarımla ilgili, arsalarla ilgili, evlerle ilgili, satış ve ya da alım, kirayla ilgili problemler ve konular ortaya çıkacaktır. Ülkenin belki sanatçıları, işte sanat dünyasındaki insanları, eğlence sektöründeki insanlar, spor dünyasındaki insanların da hem kişisel konularla ilgili yaşayacağı problemleri ortaya çıkartabilir, hem de ülke açısından bu kişilerin çok daha seslerini duyabileceğiz. Jüpiter'in Boğa'da retro yapması da 5 Eylül 31 Aralık'ta gerçekleşecek. Yani yılın sonuna kadar gerçekleşecek. Burada da 11. evi tetikliyor ülkemizin. Meclis içindeki vekilleri, yüksek mahkemeleri, yargıçları, yargı sistemini, soruşturmaları gösteriyor. Belediyeler, belediye başkanları, bankalar, mevzuatlar ve uluslararası çıkmazlarla ilgili konular gündemde olacaktır. Hepimiz aslında bu yaz içerisinde özellikle Haziran ayı ve sonbahara doğru geldiğimizde 13 Kasım 2023 Akrep Yeni Ayı, 27 Kasım'daki İkizler Dolunayı ülkemizin haritasındaki biliyorsunuz ki kuruluş tarihimiz 29 Ekim. 29 Ekim'deki solar yani güneş dönüşü haritamız ve bu Kasım'daki dolunay ve yeni aylar 28 Ekim'deki boğa ay tutulması ve 14 Ekim'deki terazi güneş tutulması bütün bunların etkisi ülkemizdeki siyasi partilerin ya da bakanlıklar içerisindeki olan kişilerin, bakanların iktidar tarafının, muhalefet tarafının, partiler içinde olan kişilerin konumlarının, yerlerinin ve mevkilerinin değişebileceğini gösteriyor. Yani şu anda olan, şu anki konumda olan, yerde olan kişilerin yerleri değişecektir. Bir farklılık var, bir değişime doğru gidiyoruz. Seçimle ilgili tekrardan dikkatimi çeken iki farklı konu var. Bunlardan bir tanesi Plüton'un retro konumda bulunması hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta Plüto Kova burcunda retro yapıyor. Daha sonra Oğlak burcunda retro yapmaya devam edecek. İkisi de tabii farklı özellikleri çıkartacak ama Kova'daki özellikle iki turda olan bu seçimde Plüto'nun Kova'daki retrosu kitlesel hareketleri, kalabalık toplulukları, grupları, dernekleri, sivil toplum örgütleri, sendikal hareketleri, insanların sokaklarda hakkımı ver, hakkımı arıyorum diye protestolar içinde bulunması, kendilerini ifade etmeleri, yürüyüşlerde bulunmaları belki de ortaya çıkacak. Plüton'un Oğlak'ta olma durumu ise 12 Haziran 11 Ekim'de oluyor bu da. Burada da Plüto gücü, kontrolü ve tahakkümü gösterdiği için muhafazakar ve gelenekselci bir yapıyla baskısını iktidar tarafından olabileceğini, devlet yetkilileriyle bağlantılı ya da büyük kuruluşlarla bağlantılı ya da mafya dediğimiz, derin devlet dediğimiz alanlarla bağlantılı konuları da ortaya çıkartacaktır. Plüto Oğlak'taki artık son retrosunu gerçekleştirecek. Ve transitini de 2024'ün 21 Ocağı'na kadar Plüto Oğlak Burcu'nda olacak. Bu zamana kadar hem iktidar tarafı, hem devlet tarafı, hem hükümet tarafı, hem de bu kontrolü gücü elinde tutmaya çalışan tarafın değişim süreci 2024 yılının artık başlarında olacak gibi gözüküyor. O zamana kadar artık bu retro konumu geçmişte olan konuların son hamleleridir.
son bitişlerdir, son derslerdir, bir tekrar etme durumu var. Olabilecek bir ne dedik, soruşturmalar da var dedik, yolsuzluklar olabilir, açgözlü davranılan durumlar olabilir, arka planda, gizli kapılar arkasında çevrilen durumlar olabilir. Bunların hepsi yavaş yavaş ortaya dökülmeye başlayacak. Herkesin istediği büyük bir değişim, herkesin istediği bir mutlu sona doğru ilerlemek. Ama ilk gün, yani 14 Mayıs'taki seçimde bu balıktaki ayın bulunması belirsizliklerin olabileceğini gösteriyor. İkinci turdaki 28 Mayıs'taki seçimde ayın başakta bulunması da hep rakamlar ve hesaplar üzerinden sıkıntılar olabileceğini gösteriyor. İstenilen refah, istenilen mutluluk, gelecek kaygısı düşünmeden rahat ilerleme durumu 2025 yılında gözüküyor. Biraz daha sabretmemiz lazım. Önümüzde 2023'ü artık yarıladık diyelim. Önümüzde 1,5 yıla yakın, 2 yıla yakın bir zaman var. 2025 yılına doğru ilerlediğimizde şu günlerde yaşadığımız durumları, konumları ve hiç aklı hayale gelmeyecek değişimdeki süreçteki kişilerin yer değişikliğinde olabilecek durumları ya da arka planda dönebilecek durumları öğrendiğimizde şaşırarak, yok canım öyle bir şey olmamıştır ya da gerçekten oldu mu, biz nasıl bunu görmedik, fark etmedik dediğimiz farkındalık seviyesine ulaşacağız. O yüzden 2025 yılına kadarki süreçte, özellikle 2024 yılında da terazi ve koçta güneş ve ay tutulmalarının etkileri, ülkemiz haritasından baktığımızda bunlar zaten 4. ve 10. evden yani muhalefet ve iktidar tarafını gösterdiği için burada değişimler var. Bu süreçte şu an seçimde kim başa gelirse gelsin, uzun vadede, yani diğer bu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zamana kadar bulunmayacağını söyleyebilirim. Yani gelen kişinin bulunduğu mevkide ve konumda olması kısa vadede gözüküyor. Ve bu kısa vadedeki süreç Haziran ayında, Temmuz ayında, Ekim ayında, Eylül ayında olan yeni ay, dolunay, güneş ve ay tutulmalarındaki konumların etkileriyle değişecektir. Çok çok önemli zamanlar içerisindeyiz. O yüzden bu seçim ülkemizin daha mutlu, daha refah dolu, daha büyük değişimlere gideceği konuların ilk adımıdır. Bunu söylemek istiyorum. Hepimize güzel bir seçim diliyorum. Lütfen kafalar karışık olmasın. Zarflara, bastığınız pusulalara, mühürlere, zarfa koyma şeklinize çok dikkat edin. Çünkü dediğim gibi en ufacık bir leke ya da problem sizin verdiğiniz oyun geçersiz olduğunu gösterecektir. Bu yüzden çok önemlidir. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Daha detaylı bir şekilde diğer konuları da sizlere aktaracağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.